Gümrükte ziyan olan sebze ve meyvelerin israfını engelleme fikriyle yola çıktılar. Ürünlerin tazeliğini ölçen cihaz geliştirdiler. Manisa'da akademisyen ve öğrencilerin icat ettiği cihaz 30 saniyede sonuç veriyor. Bakabilirsiniz. Mis gibi kokuyor. Mal kendini gösteriyor yani. Sapı yeşil olunca taze oluyor. Sapı karardı mı bayat oluyor. Görünüşüne göre, parlaklığına, temizliğine dikkat ederek alıyorum. Meyve ve sebzelerin tazeliğini genelde dokunarak veya bakarak anlamaya çalışırız. Ama artık geliştirilen bu cihaz sayesinde ürünlerin tazeliğinden emin olmak mümkün hale geldi. Cihaz ürünle temas ettiğinde taze ise yeşil, bayatsa kırmızı, sınırdaysa mavi ışık yanıyor. Meyve ve sebzelerin tazeliğini test eden bu cihaz Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde geliştirildi. Meyve ve sebzeler için teker teker süreye bağlı olarak dirençlerini ölçtük. Daha sonra bu sınır değerlerini belirledik. Belirlenen bu sınır değerlerine göre de yazılımları geliştirip cihaza yükledik. Cihaz 30 saniyede sonuç veriyor. Hani görüntü olarak taze görünüyor ama gerçekten de besin değerleri bir taze meyve kadar yüksek mi? Bize gerçekten onlar kadar fayda sağlayacaklar mı? Bu cihaz sayesinde tazeliğini belirleyerek öğrenebiliriz. Çünkü tazelikleri düştüğü zaman besin değerleri de azalmış oluyor. Meset adı verilen cihazın patenti alındıktan sonra seri üretime geçilecek. Cihaz soğuk hava depoları, market ve pazarlarda kullanılabilecek. Ve şimdi şu an portakal, limon, elma, çilek, biber, patates, limon suyu, portakal suyunu ölçtük. Bunun yanında süt ve süt ürünleri üzerinde de bu ölçümümüzü gerçekleştireceğiz. Genetiği değiştirilmiş gıdalarla organik gıdaların birbirinden ayırt edilmesinde de bu cihazdan faydalanmak mümkün olacak.